Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Şenol Hoca ile Arapça karınca kararınca diyerek Arapçada fiiller konusunu ele alacağımız 5-6 videoluk videolarımızın ilki olan biri ilk videomuza hepiniz hoş geldiniz. Başta Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kıymetli öğrencileri ve sevgili Arapça severler. İsmim Şenol Budak. Arapça öğretmeliyim ve öğrencilerimize bu ara tatilde ve bu e, Türkiye genelinde verilen tatil esnasında öğrencilerimize faydalı olmak adına onların istifadesine, istifadesine sunacağımız Arapça'da fiiller konulu videoları ele alacağız. Yaklaşık 5-6 video çekeceğiz. İlk videomuz Arapça'da fiillerin genel bir tanıtımını e, içerecek. İkinci videomuz ise Arapçada fiillerin sınıflandırılmasında önemli bir konu olan aksam-ı seb'a konusunu ele alacağız. Ve ikinci videomuzdan sonra üçüncü videomuzda mazi fiili, dördüncü videomuzda müzari fiili ve beşinci videomuzda ise emir fiilleri ele alacağımız bir e, yaklaşık 20'şer dakikalık veya da birazcık az fazla olabilir yaklaşık 20 dakikalık videolar çekeceğiz. İnşallah bütün arkadaşlar bu videolarımızdan istifade ederler. Bu videolarımızı tabii ki eğer beğenilmesi ve olumlu dönüt alınması durumunda videolarımızı daha profesyonel bir şekilde çekmeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Hemen vaktimizi fazlaca geçirmeden hemen videomuza geçelim. Evet. Konumuz Arapçada fiiller diyoruz arkadaşlar. Arapçada fiiller konusu temel olarak başlangıçta ilk şunu söyleyebiliriz. Arapçadaki fiil konusu Türkçedekinden farklı bir şey değil. Öncelikle onu söyleyelim. Nasıl ki Türkçede iş, oluş, hareket ve eylem bildiren kelimelerdir. Arapçada da aynıdır. Ancak tabii ki farklı bir alfabe, yeni bir e, dil, farklı bir dil. E, bu dilinde kendine has özellikleri var. Fiilleri tanımamızda bazı kalıp ifadeler göreceğiz. Fiil çekimlerinin, şahıs samileri fazla sayıda olduğu için fiil çekimlerinin nasıl olduğunu göreceğiz. Öncelikle Arapçada fiilleri ben 3'e ayrılır diyerek başlıyorum sevgili arkadaşlar. Sağ tarafta biraz şöyle büyütürsem belki hepiniz daha net görebilirsiniz. Evet sol üst köşeden başlayalım. Fiiller üç ayrılır dedik. Hemen bir demişiz kırmızı renklerde birazcık mazi fiil yani görülen geçmiş zaman bizim eski ifadeyle dili geçmiş zaman ifadesini de kullanabiliriz mazi fiilimiz Arapçada geçmiş zamanı ifade ediyor. İki müzari fiil diyoruz arkadaşlar. Şimdiki zaman ve geniş zamanı ifade eder. Üçüncüsü ise emir fiilimiz. Emir cümlelerini, emir ifadesini eden kelimelerdir. Özellikle de müzari fiilden yapıldığını söyleyebiliriz. Onunla ilgili birkaç notumuz var. Onları da birazdan paylaşacağım. Öncelikle mazi fiille tekrar dönülmüş olalım arkadaşlar. Mazi fiilin hemen karşısına bakınız. Şurayı biraz daha büyütürsek daha net görecek arkadaşlarımız. Ketebe ve celese fiillerimiz var. Mesela örnek iki tane fiil yazdık. Ketebe yazdı, celese oturdu fiili. Arapçada bütün fiillerin temelini de mazi fiil oluşturur. Ve mazi fiildeki kök harfleri en iyi görebileceğiniz yerde hüveye göre çekimlenmiş halidir. Hüve ketebe kim yazdı? O yazdı. Bakınız hüve o. Ketebe hüve ketebe o yazdı. Hüve celese o oturdu. İşte bizim için hüveye göre, üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş hali fiilin, fiillerimizin de en yalın halidir. İşte biz buna Arapçada bu haliyle fiili gördüğümüz zaman biz bu tür fiillere mazi fiil diyoruz. Mazi fiilin neler olabileceği, nasıl yapıda olduklarını ise mazi fiil ile ilgili videomuzda daha detaylı vereceğiz. Ancak şimdi birkaç böyle genel notlar vererek bir tanıtım yapmaya çalışıyorum. Hemen altında küçük bir yeşil renkle not yazmışız. Bakınız not. Kat kelimesi mazi fiilin başına getirilirse duyulan mişli geçmiş zaman anlamı katarmış arkadaşlar. Hiç mazi fiili görülen geçmiş zamanı hiç bozmadan başına sadece bir kat kelimesi getiriyorsunuz ayrıca. Bunu getirdiğiniz zaman mişli geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman yapmış oluyoruz. Ketebe yazdı, kat ketebe yazmış. Celese oturdu, kat celese oturmuş anlamını verdik. Hemen ikinci fiilimize bakalım. Müzari fiil diyoruz arkadaşlar. Şimdiki zaman ve geniş zaman. Nasıl oluyor hocam iki zamanı ifade ediyor? Evet olabilir. Türkçe'de iki gibi düşünmeyeceğiz. İki zamanı ifade ettiğini bileceğiz. İki zaman ifade ettiği durumda zaman ifadelerinden, zaman zarflarından veya da anlamından bunu çıkarabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen birkaç örneğini vereyim onun da. Yektubu, ketebenin müzarisi yani şimdiki zamana, geniş zaman ifade eden. Yektubu yazıyor, yazar. Yeclisu ise celesenin müzari fiilidir arkadaşlar. Celese oturdu. Yeclisu oturuyor, oturur ifadesi. Hemen altında bunun da küçük bir notumuz var arkadaşlar. Se ve sevfe kelimesi müzari fiilin başına getirilirse gelecek zaman anlamı katarmış. Evet. Yani müza gelecek zaman nerede hocam? Ayrı bir konu mu? Evet gelecek zaman aslında müzari fiilin başına bir ek getirilerek yapılıyor Arapçada. O da se ve sevfe. Özellikle de sevfe daha planlı geleceği ifade eder arkadaşlar. Hemen örneklerine bakalım. Se yektubu. Yektubu yazıyor, yazardı. Se getirdik, birleştirdik. Se yektubu yazacak. Se yecli su oturacak. Sev fe yektubu. Bakınız bu daha planlı bir ifade eder. Bir saat sonra yazacak mesela. Sev fe yektubu. ba'de saatin. Mesela Seufe fe su. Yine oturacak anlamlarında. İki, müzarefi ile ilgili de şimdilik verebileceğimiz notlarımız bunlar. Hemen üçüncü fiilimize geçtik. Emir fiil. Emir ifade eder. Emir fiiller müzari fiilden yapılır. Bu konuyu emir fiillerde daha iyi anlamış olacaksınız. Ne demek müzari fiilden yapılır? Kısaca burada bir cümleyle ifade edelim. Müzari fiilin başındaki müzari harfi bazen atacağız. Sonunu cezimle yapacağız. Bazen de başına li veya da la gibi harfi cerler getireceğiz arkadaşlar. Bunlar vasıtasıyla ne yapacağız? Emir fiil yapacağız sonlarını cezmederek. Şurada bir kısa iki notumuz var. Bu konuyu emir fiillerde daha iyi anlayacaksınız. Ama şimdiden bu notları ben defterinize yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Not demişiz. Muhatap ve muhatabanın olumlu emri müzarat harfleri atılıp cezmedilir. Hmm, tamam şimdi öncelikle şu konuyu da bir burada detay vermiş olalım sevgili arkadaşlar. O da konumuz itibariyle şunu bilmemiz gerekiyor. Yani fiilleri iyi bilmek için şahıs zamirlerini öğrenci arkadaşlarımın ve Arapçayı öğrenmek isteyen, Arapçada fiilleri iyi öğrenmek isteyen arkadaşların şahıs zamirlerini çok iyi bilmesi lazım. Gayip gaybe dediğimiz gayip müzekker Bunların müfredi, müsennası ve cemiyesi ile beraber tabii ki. Gayip ve gaybe. Yani üçüncü şahısları, üçüncü tekil, üçüncü ikil ve üçüncü çoğul şahıs diyebiliriz Türkçe'de. Yani bu şahısları ne yapması lazım? E, şahıs samirlerini iyi bilmesi lazım. Hemen altında gayip gaybe üçüncü şahıs ise muhatap ve muhataba ise bizim için ikinci şahısı ifade ediyor. İkinci şahısları ifade edecek. İkinci şahısları da dediğimiz gibi muhatap ve muhataba. Birinci şahıslar ise mütekellim ve mütekellime diye de ifade edebileceğimiz mütekellim bir nefsihi ve mütekellim gayri bir nefsihi diye ifade ettiğimiz ene nahnu nahnu ifadesinden e, biz bunları hatırlıyoruz. Daha da özetleyecek olursam şöyle söyleyebilirim. Hüve, huma, hüm, hiye, huma, hünne, ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne. İşte bu şahıs zamirlerimiz. Bakınız, toplamda aynı ortak zamirler olsa da toplamda 15 tane zamire işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Evet, 15 tane şahıs zamirimizi işaret ediyor bu konuda. İşte 15 şahısın içerisinde özellikle de muhatap ve muhatabanın olumlu emri yapılırken müzarat harfleri dediğimiz müzari fiilin başındaki harfler atılacak ve sonunu fiilin sonu da cezmedilecek. E, muhatap ve muhatabanın olumsuz emri ise müzari fiilin başına la getirilerek cezmedilip yapılır. Bu ise ee, kesinlikle müzara tarifi atılmıyor bakınız olumsuz emirlerde. Sadece başına la getiriyoruz olumsuzluk eki olarak ve sonunu da diyoruz. Bunu emirler videosunu izlediğimizde daha iyi anlaşılacak. Hemen altında diğer şahıslarda ise hani muhatap ve muhatabanın dışındaki diğer şahıslarda olumlu emir için müzari ve fiilin başına li getirilerek yapılı cezmedilir. Veya da diğer şahıslarda olumsuz emir için ise müzari fiilin başına yine la getirilip cezmedilerek yapılır sevgili arkadaşlar. Buraya kadar emir fiiller konusu belki şu anda kafanıza oturmamış olabilir ama bu konuyu anlattığımız zaman daha da netleşmiş olacak. Ama not olarak bunları şimdiden yazmanızı istiyoruz. Hemen altında bir notumuz daha var. Mazi fiili olumsuzu fiilin başına ma getirilerek yapılır. Sonu değişmez arkadaşlar. Ketebe, ma ketebe. Şeribe içti, me şeribe içmedi. Dehale girdi, me dehale girmedi. Haraca çıktı, ma haraca çıkmadı gibi. Ayrıca müsari bir fiilin başına da iki tane edatımız var. Lem lem ma. Bunlar da cezmedatlar olarak getirildiğinde geçmiş zamanında bir ma olumsuz anlamı katıyor. Bu konuyla ilgili de mazi fiil videosunu izlerken ve müsari fiillerde de yine bu konulara değineceğiz arkadaşlar. Sonraki notumuz müzarif fiilin olumsuzu ise fiilin başına ma ve la getirilerek yapılır ki özellikle ikisi de mümkün çünkü ma ile getirildiğinde daha çok şimdiki zamanın olumsuzu la getirildiği zaman ise geniş zamanın olumsuzu anlamına e, anlamına geliyor. Bu konuda da yine müzarif fiil videosunu izleyeceğiz arkadaşlar bu konuyu daha iyi kavramak için. Hemen sağ üst köşeye geldik. Arapçada fiil, bizim Türkçedeki fiil kelimesi Arapçadaki fiilun kelimesinden bize geçmiş bir kelimedir. Bunun asıl fiil hali, mazi geçmiş zamandaki fiil hali, feale, yaptı, yapmak fiilidir arkadaşlar. Hüveye göre çekimlenmiş hali, feale, yaptı. Yef'alu yapıyor. Feale, yef'alu yaptı, yapıyor. Bakınız bu bizim için mazi ve müzari fiil. İf'al, yap. O da emir halidir. Buraya şu an girmiyorum. Ancak şu kare içerisine aldığım feale yef'alu yef kalıbının aynı zamanda diğer fiilleri tanımlamada bize e, işimize yarayacak bir kalıp ifade olduğunu da unutmayalım. Birçok fiilleri bu kalıplarıyla tanımlayacağız. Feale ve yef'alu kalıplarını kullanarak diğer fiilleri de tanımaya çalışacağız. Hemen altında birkaç hususa da değinelim. Üç tane mazi fiil kalıbımız olacak. Kalıp olarak. Onları söyleyeceğim bir sonraki videomuzda. Altı tane müzari fiil kalıbımız ancak burada üç tanedir müzari fiil kalıbı. 3 tane ancak altı tane olmasının sebebini 6 bab da ele alacağımız için buraya altı e, kalıp diye yazmışız. Ancak normalde aynı türden iki tane olanları da saydığım için altı tane. Ama normalde sevgili arkadaşlar. üç tane müzari, üç tane de mazi fiil kalıbımız var. Hemen altındaki birkaç notumuza daha bakalım. Fiiller Türkçedeki gibi iş oluş eylem ve hareket bildirirler. Bunu söylemiştik. Fiillerin en yalın hali üçüncü tekil şahıs hüve zamirinin çekimidir. Hüveye göre çekimlenmiş halidir. Ketebe, hüve ketebe. Dehale, hüve dehale. Şeribe, hüve şeribe. Alime, hüve alime gibi. Yani fiillerin en yalın hali ise üçüncü şey e, tekil şahsa göre çekimlenmiş halleridir. Hemen altında son bir notumuz var. Fiili oluşturan harflerin yani kök harflerinde illetli harf dediğimiz elif, vav, ye harfleri bunlardan bu harflerin bulunup bulunmamasına göre fiillerimiz aslında ikiye ayrılacak. Bunlar sahih fiiller ve illetli fiiller diyoruz. İlletli fiillerin bir diğer adı mutel fiiller sahih ve illetli fiiller denildiğini, illetli fiil olması için fiilin harfleri içerisinde bir elif, vav ve y harfleri olması gerektiğini asla unutmayacağız arkadaşlar. Hemen sol tarafından da göreceğiniz üzere sahih fiiller dedik. Üç tanedirler. Salim fiil, mehmus fiil ve muzaf fiil arkadaşlar. Üç tanedirler ve bunların içerisinde o illet harfleri dediğimiz elif, vav, y bulunmaz. Ancak illetli mutel fiiller ise dört tanedirler. Bunlar da misal fiil, ecve fiil, nakıs fiil ve lefi fiil diyoruz bunlara. Bu 3 artı 4 toplamda 7 diyor değil mi? İşte bu 7 grup fiile bir diğer adıyla Arapçada aksamı sebaa yani 7 bölüm adı verilmektedir. Yani aksamı sebaa adıyla da bu fiiller e, bu şekilde anlatılmaktadır. Bizim de bir sonraki fiilimizde tam aksam-ı seba'yı anlatacağız. Ve fiilleri bir açıdan e, özellikle de fiilin harflerini oluşturan harfler içerisinde illetli harf olup olmamasına göre ve bir diğer hususları da değerlendirerek aksam-ı seba konusunu sizlere anlatmış olacağız. İlk videomuzda genel hatlarıyla fiillerle ilgili birazcık bilgi vermeye çalıştık. Bu e, tabloyu şu şekilde ben küçülttüm. Buradan durdurarak bu tablomuzu sizler de not olarak defterinize yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın diyorum ve devletimizin aldığı tedbirlere uyalım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.